birbirimizi bulduk, kaybetmeyelim. Altına destek yapmaya gerek yok mu? Bilmeyen ustalar mı koyuyor diyorsun? Merhabalar beyler, bayanlar, sevgili çocuklar, Sihirli Mutfak kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk defa kanalımı seyredenler için de abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz. Çok güzel bir video bizleri karşılayacak şimdi. Neredeyiz? İstanbul'da, Bostancı'da, daha bebek olan bir mekandayız. 01 Adana Cadde Kebap. Hadi içeri geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Buyurunuz efendim. Merhabalar Serkan hoş ustam. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Burada güzellikler görüyorum, evet. Ama hemen videomuza başlayalım, hızlı bir giriş yapalım, evet. İstiyorum. İlk başta şunu da söyleyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Biz burayı açalım 15 gün oluyor. Evet. Adana kebapçısıyız. Reyonda etler var. Etlerimiz Adana'dan geliyor. Hepsi bunların Adana'dan mı geliyor? Pirzola, kemikli kaburga, kuzu ciğeri. Bunlar evet. Zaten aynı hayvan ürünü, koyun. Süper. Hepsi cam gibi duruyor. Evet. 1,5 yaşında geçmemiş hayvanlar. Evet. Kestirip Adana'dan getiriyoruz. Erkek eti kullanıyorsunuz. Erkek eti. Kesinlikle erkek eti. Bu şekilde yapıyoruz. Fırınımız var. Pide ekmeğimizi gördürseniz kendimiz yapıyoruz burada. Şuraya ekmekleri hemen buradan. Buraya geçelim. Şimdi Adana ekmeği yapıyoruz. Kendi. Vallahi bu ekmeğe ben bayılıyorum. Evet. İstanbul'da çoğu yer yapamıyor. Evet. Maalesef yapamıyor. Dostlar şimdi yapımını da ara görüntülerde zaten göreceksiniz. Şu anda burası Bostancı'nın neresi bilmeyenler için çok basit bir yeri esasında ama. Bostancı Shell Petrol var. Evet. Bostancı Atatürk Ortaokulu var. Onun karşısındayız. Karşısındayız, süper. Alimya şöyle, Sarlan Caddesi. Tamam. Şöyle etlerimizin başına bir geçip şöyle arada cam olmadan bir canlı canlı görelim. Evet, tavuğumuz da var. Evet. Sakatat ürünleri, böbrek, dalak o tarz şeylerde satıyor musunuz? Yok, onları satmıyoruz şu anda da. Şu anda dediğim gibi ne kadar ürün çok olursa o kadar bozulma olma ihtimali oluyor. Çünkü hepsinin bir maliyeti var, bir ustalığı var. Süper. Biz şu anda bu şekilde reyonumuzdaki etlerle Adana kebabımız var bu arada. Mumbar, çıldan bunları satmıyorsunuz, doğru mu? Şu anda sat. Ama şu anda satmıyorsunuz. İleride belki olabilir. Bu hemen Adana. Soralım. Zırh kıyması, evet. Klasik. Kaburga buttan koyuyoruz içine. But da koyuyoruz. Yani kuyruk yağı oluyor mu içinde? Yok. Bizde kuyruk yağı yoktur kesinlikle. Kuyruk yağı kullanmıyorsunuz kebaplarınızda. Yok, satmıyoruz kuyruk yağı. Diğer etlerimizi de bir görebilir miyiz? Tabii. Bilmeyenler için çıkartalım. Bu arada gerçekten kuzu etinden yaptığını da birazdan göreceğiz mutfağında. Şimdi şöyle tutam nedir bu? Bu kemikli kaburga. Kemikli kaburga. Evet, şöyle. Ha, kemikli olarak satıyorsunuz. Tabii. Bunu ha. Kemikli olarak satıyoruz. Tamam. Bu orijinal yağlı kara. Bunun dışındakiler yağlı kara değil. Yani onun işte kaskisiydi, şu suydu, bu suydu. Şimdi kaski da ile yağlı karayı çok karıştırıyorlar. Evet. Kaski sirt. Evet. Şöyle orijinal küşleme. Şöyle yağlı karamız küşleme. Bunların hepsi şimdi Adana'dan mı geliyor? Tabii. Tüm sekte halinde geliyor. Evet. Biz burada işliyoruz ustalarımız. Bu şekilde sunuyoruz. Sebzeleriniz buradan tabii. Yes, tabii. Yani baharatlar. Bir tek tabii. Etler, bir baharatlar tek etler. Adana'dan. Evet. Personel de dahil olmak üzere. Şöyle kelebek dediğimiz bizim Ersin ustamızın yaptığı bir şey bu. Şu anda bu kelebek tarzında bunu hani ismi farklı olabilir ama İstanbul'da Adana'da yedim ama İstanbul'da pek görmedim. Evet. Herhalde bu sadece sizde mi mevcut? Vallahi benim bildiğim kadarıyla bizde mevcut. Değil mi Ersin, evet. Ustam? Ersin ustam da orada, evet. Kendisi yapıyor bunu. Şimdi Ersin ustayla da tanışacağız tabii. Mutfakta. Tavuğumuz var dedik, ciğerimiz var. Evet, şöyle kuzu şiş yapıyoruz. Öyle gördüğünüz gibi. Yalnız etler cam gibi ha. Cam gibi, evet. Pırıl pırıl parlıyor valla. Bunların hepsi günlük bunları yapıyorsunuz tabii. Değil mi? Şöyle kaburga, kemiksiz bunlar. Kaburga. Of. İşte bu güzel. Yani kemikli vardı. Bu kemiksiz olan. O da kemiksiz. Evet. Bu da çöp şiş. Şöyle veriyoruz. Burada dana ürünü var mı? Yok, dana satmıyoruz biz. Biz sadece kuzu. Kuzu. Dana şöyle. İle ilgili hiçbir ürün yok dostlar. Kaburga diye de geçiyor. Bunlar da pırıl parlayan tabii, ciğerlerimiz. Vallahi şahane. Bu şekilde. Başka kebap ürünü haricinde, ızgara haricinde ne var? Şöyle pirzolamız da var. Lahmacunumuz var. Zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Pirzolanın kemiğinden genç hayvan olduğu belli. Evet. İçeriye mutfağa geçelim. Tabii böyle. Burada lahmacun yapılıyor bu arada. Hemen döndük. Şimdi böyle. Adana lahmacunu mu yoksa normal lahmacun ya mu? Ya normalde Adana lahmacunu içi de. Evet. Burada küçük yemedikler için biz böyle büyük yapıyoruz. Porsiyonda 5 evet. Tane veriyorsun. Şu yapılan porsiyonda 5 tane. Bu büyük. Adana usulü 5 tane. Adana usulü 5 tane. İki yerinden adet üzerinden veriyoruz.
Ustam kolay gelsin. Sen de mi Adanalısın? Vay Allah'ına kurban seni ya. Teşekkürler, sağ olun. Hepinize kolay gelsin diyoruz. Mutfağımıza doğru geçiyoruz. Şimdi geldik buraya. Evet. Mevzunun en güzel yerine. Zaten erkek kuzu eti olduğu belli. Aynen, koç yumurtası üstünde zaten. Yumurtası üzerinde. Ustam kolay gelsin. Sen de mi Adanalısın? Evet, Adanalıyım. Burada Adanalı olmayan çalışmıyor herhalde. Yok. Süper. Şimdi bir Adana kebabı olmazsa olmazı hayvanın neresinden yapılmalı? Kuzu kaburga. Evet. Kuzu kol eti ve kuzu but etinden karıştıraraktan yapıyoruz. İçerisine kuyruk yağı girmiyoruz. Kendi yağınla beraber şöyle çevireyim görün. Üst perdesini aldıktan sonra kendi yağınla beraber... Şöyle bir tane açayım ben. Eski usul Adana kebabı esasında. Aynen, aynen. Hiç kuyruk yağı falan kullanılmıyor. Kendi kaburganın yağıyla beraber bu şekilde zırha ustamız vuruyor. Zırhta hazırladıktan sonra tezgahına götürüp pişirmeye geçiyor. Buradan küşlemesi aynı zamanda çıkıyor. Çok güzel küşlemesi var. Buradan yağlı karasını çıkartıyoruz. Sırt bölümünden kas. Kelebeği de kaski tarafından kemikli olarak da ikiye açarak. Evet. Bu tarafımızda çok güzel parçaları var. Yağsız, sinirsiz. Evet. O yağlı kara dediğimiz olayı herkes merak ediyor ustam. Çıkar ve onu örtünden. Üstündeyse bir hemen bir görelim. Üstünde. Yağlı olmazsa... karası bu. Orijinal yağlı kara bu işte bak. Şurası. Bak zaten kendi içinde ayrı bambaşka başka bir dünyası zaten var. Zaten toplasana kaç? 150 gram yağ var ya yok. Aynen. O şekilde gelir. Hayvanla iki tanedir bir hayvanda. Şöyle yağlı kara olarak bu çıkıyor. Şöyle koyalım. İşlemesi aynı zamanda çıkar. Onu da bir görelim ustam. Vallahi dostlar şimdi ben biraz bugün geç geldiğimden şöyle dolayı de vardı. Adana kebabının zırhlanmasına yetişemedim. Evet. Böyle saati olduğu için. But tarafından hazırlanıyor. Buttan da çok güzel yağlı kara, kuşbaşı, Adana usulü hazırlanıp reyona tezgahımıza gelmektedir. Ustam şimdi Adana kebabını siz her gün günlük olarak burada saplıyorsunuz tabii, değil sabah, mi? Bu önemli bir şey sabah çünkü. Sabah 8'de geliyor ustamız. He. Burada zırhı vuruyor. Tamam. On öğlen servisinde hazır oluyor. Mustafa ustam da oradan bakıyor. Eline sağlık. Çok güzel de pişiriyor. Evet. Bütün misafirlerimiz buradan dua ederek evine gidiyor. Abi o zaman ben şimdi kahvaltı etmedim. Karnımız da çok aç. Tabii. Neler yapacağız, neler edeceğiz? Ocağın başında görüşelim o zaman. Tamam, evet. Şimdi salata reyonuna mı geldik? Evet, Hasan ustamızın yanına geldik. Şimdi Hasan ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Salata yapacak. Süper. Şimdi ne salatası yapacak diye sormuyorum. Bellidir herhalde değil mi? Yani. Ben önce bir soğan salatası yapayım size. Abi zaten bir yerde böyle tak 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 evet. Sesi varsa doğru yerde olduğumuzun göstergesidir. Burada salataların hepsi müşteriler ne kadar gelince, çok olursa olsun tabii, hiç fark hemen etmez. O sırada hazırlanıyor değil mi? Kapıdan girilir evet, sipariş alındığı zaman böyle taze taze yapılıyor. Hazırlama yok. Taze taze veriyoruz. Hemen zaten oldu bu. Artık evet. Elin öyle bir alışmış ki maşallah. Bu soğan salatamız. Tamam. Şimdi mevsim salatamızı yapacağım. Kaç çeşit salata veriyorsunuz? Mevsim salatası veriyoruz. Evet. Soğan veriyoruz, sumaklı soğan. Ezme salata veriyoruz. Limon, maydanoz, bir de kuru cacık yapıyoruz. Şu anda bunu kuru cacık da veriyorsun. Evet, kuru cacık da yapıyoruz. Mevsim salatamız özel nareşkimizle beraber. Bu da mı Adana'dan geliyor? Evet. Her şeyimiz Adana'dan özel olarak bize geliyor. Vallahi süper. Olmazsa olmazımız ezme salatamızı yapacağız. Oo, baksana mis gibi. Ustam kaç yıldır yapıyorsun bu mesleği? Vallahi çocukluktan başladık. Yani ne böyle? Bu işin ofrunu okuduk diyebiliriz. Maşallah elin bayağı bir hızlı senin ha. Baharatlarımızı da atıyoruz şöyle. Adana'dan gelen özel sumağımız. Oh. Baharatlarımızı da atıyoruz. Hafif acılı yapıyoruz. Serkan ustam bizi şimdi Adana'ya götürüp getirecek misin aynen sen? Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi lezzet yolculuğuna başlıyoruz. Ya sen ne yapıyorsun ya? Peşinden atlı mı kovalıyor seni? Mermi gibi tak 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 tak. Abi bizde müşteri geldiği an, sipariş aldığı an taze taze özel aynısını yapıp müşterimize sunuyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline koluna yüreğine sağlık. Şöyle. Bir de kurucacık veriliyor yanında. Süper. Şimdi Serkan ustam o zaman ızgaranın başına mı geçiyoruz? Tabii. Son durak. Bu tarafa geçelim. Ustam kolay ustam, gelsin. Ustam kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Sana sormuyorum. Sen de Adanalısın herhalde. Şu anda arkadan da lahmacunlarımız çıkıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Burada hızlı bir operasyon var sevgili dostlar. Karşı kaba. Eline koluna sağlık. Evet Serkan ustam şimdi. Evet, Mustafa ustam hazırlıyor. Bu şekilde. Bu kuşbaşımız.
Kuşbaşı. Biber atıyoruz. Başka bir şey yapıyoruz. Of, süper. Kaburgamız. Kaburga, kemiksiz kaburgamız. Bu kemiksiz kaburga. Bunlar da toz biberimiz. Su da atıyoruz. Tamam. Çöp şişemiz. Çöp şiş. Hepsine aynı baharatları kullanıyorsun. Evet. Ciğeri sade veriyoruz. Ciğer sade. Evet. Öyle üzerine pul biber, evet. İsot, misot yok. Adana işi değil mi? Aynen. Ustam siz geldiniz diye bir de küşleme, orijinal küşleme. Hazırlayı versin. Görsün izleyicilerimiz küşleme nasıl hazırlanır. Şimdi sevgili dostlar tabii. Büyük porsiyon değil. Size yarım porsiyon. Karışık yaptığımız için bu şekilde yapıyoruz. Onu da belirtelim. Tamam. Dostlar bunlar da birer porsiyon değil. Hepsi yarımşar porsiyon bu arada. Hepsinin tadına bakalım. Ziyan olmasın diye. Özellikle ben söyledim. Şimdi küşlemelerimiz de şişleniyor. Üzerine bir vuruyorlar. Ustam niye böyle üzerine bir vuruluyor? Açılsın araları açılsın. Güzel bitsin diye. Ha, biraz da ezilsin diye değil mi? Evet. Kalın olmasın diye. Aynen. Tamam ustam, o zaman şimdi ocağın başına hemen geçelim. Adana'mız da burada kenarda. Şimdi bu Adana kebabında sana sorayım. Evet. Al biber niye yok? Biber katmıyoruz abi. He? Çünkü biber katmıyoruz. Özelliği bu. Ha, özelliği o. Aynen. Kuyruk yağı kullanmıyoruz. Sadece kaburgadan. Evet. Kaburga yağı kullanıyoruz. Ya burada sizin yaptığınız... Yanlışsam düzelt beni. Tam eski usul Adana kebap yapıyorsunuz. Aynen, eski usul yapıyoruz. Hayvanlar tarafını kullanıyorsunuz. Al biber vesaire kullanmıyorsunuz. Aynen. İçine tuz da toz biber sadece koyuyorsunuz değil mi? Evet. Bu süslememiz. Bu çöp şişimiz. Evet. Bu kaburgamız. Bu da kuşbaşımız. Of 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 of. Şimdi yenmez mi bunlar? Şöyle açalım kebabımızı. Bu arada senden bir ricam olacak. Evet. Benim ekmekleri kıpkırmızı yap. Yağlı tamam. Ekmek yap bana. Tamam. Serkan ustam, şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz. En mutlu ana doğru yaklaşıyoruz. Evet. Şimdi saat kaçta kaç arası mekanımız açık? 10 gibi geliyoruz. Akşam 10 gibi kapatıp gidiyoruz. Izgara kaçta açılıyor? 12'de. Öğlen servisi, bir de akşam servisi. Evet. Bu arada dostlar. Bu karışık tabağımız. Şimdi öyle. Bana yaptığın karışık tabak mı oluyor? Evet. İsteğe göre. Karışık isteyen müşterilerimize böyle kendi ustamızın ele şeyiyle süsleme yapıp yolluyoruz. Vallahi süper. Kokular da şahane gözüküyor. Domatesiyle, biberiyle. Ustam bana bu yandaki acı biberlerden de mutlaka koy. Altına destek yapmaya gerek yok mu? Kıymada mı abi? Evet. Onu bilmeyen ustalar katıyor. Bilmeyen ustalar mı koyuyor diyorsun? Bilmeyen ustalar katıyor. Kıymayı dökülüyor diyorsun. Hazırlamayı bilmeyen ustalar koyuyor. Vay 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 vay. Düşmesin diye el zır kıyması diye altına abi destek koyuyorlar ama... Onlar yağ çok fazla koyuyor. Evet. Yağ fazla koyduğu için kıymayı tutturamıyorlar. Ne kadar yağ koyarsam o kadar kar ederim şeyine düşmüşler. Cızır cızır ediyor. Oh. Serkan ustam, Adana'ya sanki gideceğiz ya. Evet evet. Ha? Evet. Şimdi bu o kadar Adanalı insan olduğu için vallahi mecburen gidip gelmek gerekiyor. Ustamız bu şekilde hazırlıyor. Böyle. Evet. Yani bu karışık tabağın sınırı ve limiti yok. İstediğiniz her üründen karışık tabak yapılır burada. Ha öyle mi? O yüzden menüde sadece karışık yazdık biz. Yani anlatmaya kalksak akşama bulur. Bir şey diyeceğim. Bu karışık tabağın ortalama gramajı ne kadar? Kaç gram et vardır burada? Ortalama 400 gram. 400-450 gram et vardır. Et vardır. Evet. Süper. Abi o zaman ben sofranın başına şöyle geçiyorum. Abi. Gel 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 gel. En güzel ana geldik. Nereye geldik? Tadım zamanına. Şimdi hemen kebaplara tabii ki geçeceğiz ama şöyle Adana lahmacunu yapmışlar. Bir ona bir limonunu sıkalım. Ne yapalım? Güzel soğanımızı koyalım. Şöyle bir dürelim ve tadına bakalım. Vallahi billahi gülüyorum. Gerçekten çok keyifli bir lahmacun. Özlemişim. Çekimden sonra salatadan bir ye. Direkt Adana'ya gittin. Net diyorum sana. Şimdi etlerine tabii bakmadan bir şey söyleyemem. Böyle bakar mısınız? Mis gibi. Dostlar hiçbir dana eti vesaire hiçbir şey yok dükkanda. Kaburgaydı. Ya Gökçe. Vallahi billahi şu anda böyle bir yer bulduğum için şu anda samimi söylüyorum. Kolay kolay bir mekan için dostlar söylemem. Ama burayı bulduğum için gerçekten çok şanslıyım. Şimdi küşlemesinin tadına bakalım. Abi birbirimizi bulduk, kaybetmeyelim. Amin, amin. Gerçekten Adana'ya güzel bir yolculuk bana yaptırttı. Etlerim pamuk gibi ya. Evet. Ustaların hepsinin eline koluna yüreğine sağlık. Şimdi şuradan bir parça alalım.
Bakar mısın? Anında dağılıyor zaten ya. Bulgur. Şöyle biberimden bir atalım. Ben dostlar bu arada dışını soymuyorum. Daha çok hoşuma gidiyor yanık. Ya görüyor musun? Çok iyi ya. Bu da kuzu şişi dostlar. Şimdi onun da bir tadına bakalım. Şimdi birazdan sıralamamı tabii ki söyleyeceğim size. Artık böyle elle melle ben giriyorum. Şöyle ciğere gireceğim, kusura bakmayın. Bunlar elle yeniliyor. Müsaadenizle bir daha bir götürelim. Ağzım, yüzüm dağıldı. Dostlar, hepsi taze taze yapıldı. Salatası taze yapıldı. Eti taze yapılıyor. Adana'dan geliyor. Baharatları Adana'dan geliyor. Bir tek sebzeleri buradan. Şimdi siz söyleyin, bunun kötü olma ihtimali var mı yok mu? Aşağı yorumlara yazın. İmkansız ya. Adana'sı gerçekten lezzetli. Adana sevenler için özellikle şiddetle tavsiye ediyorum. Ciğeri, kuşbaşısı, yağlı karası ve şu gördüğünüz kemiksiz kaburga. Gerçekten başarılı. Hepsi birbirinden güzel. Bunu cacıkla veriyorlar. Bir onun da tadına bakalım. Abi, şimdi son olarak kapanışa geçiyoruz. Şimdi merak edenler olacak. Adana'nın mesela porsiyonu ne kadar? 90 TL. 90 TL. 145-150 civarı gramajı var. Kaburga çöp şiş olan 100 TL. Şaş olan 100 TL. Tamam. Salatalar ücretsiz. Salatalar ücretsiz. Kemikli kaburga olursa ne kadar? 150 TL. Lahmacunlar beşli olursa Adana lahmacunu 80 TL. 80 tekli olursa ha. Lahmacun var işte. Tamam. Onlar 25 TL. 25 TL. İşte köfte var. Bugün kalmadı da. Ha öyle mi? O ne kadar? Onu da menüye koyacağız. Ha. Onu da 30 TL'ye satacağız. 30 TL'ye. Adana usulü. Bol yağlı. Bol yağlı. Biz kendimiz arkada yapım aşamasındayız aslında. Yani müşterilerimizi denetiyoruz. Birazdan o da yapılacak yani birkaç saat sonra çaldılar. Yoğun bilgi olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü kime denetsek. Vallahi abi demin söyledim tekrar söylüyorum. Elinize, kolunuza, yüreğinize sağlık. Bir mekan için kolay kolay gerçekten ya bu kadar yani kebabınıza bayıldım. Kebap ciddi çok güzel. Ne bir koku, ne hiçbir şey, ne etlerinizde aynı şekilde hepsi yumuşacık. Yüzü burada diye değil, yanımda olduğu için değil dostlar. Sonuçta kimsenin kimseden bir menfaati yok abi. Yani neyse o şey yapıyoruz. Dua edip giden insanlar var. Yani. Var değil mi? Var. Yani insanlar biz ilk başta diyoruz garantili yiyin bakın. Evet. Beğenmeseniz konuşuruz. Beğenirseniz o şekilde konuşuruz. Çoğu da dua edip gidiyor. Abi bunu beğenmeme ihtimali zaten insan da olamaz. Demin dedim etlerin hepsi Adana'dan geliyor. Salatalar bir tek burada yapılıyor. Baharatınız Adana'dan geliyor. Ustaların hepsi Adanalı. Ne fark var? İçeriye girdiğin zaman zaten bir Adana esintisi esiyor. Sevgili dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Tekrardan teşekkür ederim. Afiyet olsun. Buraya gelirseniz beğenin veya beğenmeyin. Mutlaka yorumlarınızı esirgeme ihmal etmeyin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Onurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.